Güzel Sanatlar mezunu, aynı Mimar işi. Sinan'dan. Mimar Sinan'dan. Grafik yapıyor. Evet, şu anda. Valla oğluma iş arıyorum ben, eğer olursa. Bakın bana diyorlar ki sen oğluna nasıl iş bulamıyorsun bu çevreyle? Bulamıyorum, işsizlik had safhada demek ki. O gerçekten zaman iş annem arıyorum. Annem hiç ağlamasın ya. Bence annen hiç ağlamasın. Biz programa başladık ama biliyor musun? Hangi programı? Bizim şu anki programı. Wow. Duyuyorlar. Güzel o Herkes zaman. Herkes bizi izledi. Annem hep diyordu hiç benden bahsetmiyorsun falan. Bak, bu vesileyle bahsetmiş İzliyor oldum. Mudur şu anda? Kesin. Peki evet. Anneye kocaman selamlar, sevgiler. Sadece anneye değil herkese kocaman selamlar, sevgiler. Program başladı. Ayağının tozuyla geldi derler ya, biz ayağının tozuyla gitmeden burada yakaladık Sayın Özlem Deveci'yi. Özlem Deveci Tasarım Atölyesi, öyle değil mi? Evet. Nereye bizi bırakıp gidiyorsun? Annen seviniyor mu bu işe? Annem çok üzülüyor, çok da mücadele verdi. Senelerdir veriyor ama ben de senelerdir biraz gitmeye çalışıyorum. Ya biraz işte Bursa'nın imkanları belli. Evet, yani işimin mahkumu olarak gidiyorum zaten. İstanbul'a yerleşeceksin. Mecbur, evet. Bir süreliğine diyelim. Bakalım diyelim. Mutlu olduğun ve iyi olduğun süreliğine diyelim. Tabii ki yani. Umarım da hep öyle olur ve daimi kalır. Umarım. Özlem Deveci kimdir? Kökenim Rize. Oradan mı başlayayım? Nerede daha geriye istersen. Gideyim mi? Yok, köken Rize, evet. Bursa doğuma büyümeliyim. Hacettepe mezunuyum. Bir sene Uludağ'da okudum, bıraktım. Sonra Hacettepe'ye gittim. Uzun seneler okudum, 8 sene falan. Sonra okul bittikten sonra işte tekrar Bursa'ya, birkaç iş yaptıktan sonra Bursa'ya döndüm. Burada devam ettim, başka işler yaptım. Bayağı çeşitlidir benim meslek alanları. Her sene böyle iş değiştirdim bir ara. Sonra buraya doğru ilerledim. Çünkü hem yazıyla hem çizimle beraber gitti hep hayatım, iç içeydi. Resimde de her zaman rahatsız eden şey beni, yani çok seviyorum. Biraz resme de... Mezuniyetin de o değil mi? Tabii tabii, resim mezunuyum. Hacettepe resim bölümü mezunsun. Evet, onsuz da yapamıyorum, yazısız da yapamıyorum. Resimde beni hep rahatsız eden şey, hani bu kadar hızlı ve gürültülü bir hayatın içinde hep onların astığın yerde durmasıydı. Evet. Ben de onları insanların üzerinde gezdirmeye karar verdim. Bu çok önemli. Onların astığımız yerde durması. Ben de gezdirmeye karar verdim. Bir kalkmanı rica edeyim. Mikrofonun tahmin ediyorum ki buna müsaade edecektir. Evet, görmüş olduğunuz tişört tasarımları tamamen Özlem Deveci'ye ait. Özlem Deveci bu fotoğrafı, bu fotoğraf değil resmi. Resim. Ay dövsene beni. Yok. Fotoğraf değil, evet. Ben de yani benimki de laf mı şimdi? Fotoğraf başka bir şey, resim başka bir çok şey. Çok başka. Resim. Evet, tablo duvarda olmak yerine benimle neredeysem olsun diyenlerdensin. Evet, hatta sırtında da gösteriyor. Sırtında da var. Evet, gösterelim. Çok güzel. Çok çok güzel. Bunlar Özlem Deveci'nin tasarımları. Evet. Öyle ve değil hayatın mi? İçine karışıyorlar. Bu da benim çok hoşuma gidiyor. Yani bu işten asla sıkılabileceğimi düşünmüyorum. Yani benimle beraber ve herkesle beraber dolaşıyorlar. Hani ben başkasını da görmeyi daha çok seviyorum. Özel tasarımlar bunlar. Tabii ki. Peki bugün sevgili izleyicilerimize ne göstereceksin? Çok zor olduğunu biliyorum. Evet. Ama beni kırmayıp geldiğin için de teşekkür rica ediyorum. Demek. Evet, bugün çalışma ortamımız kısıtlı. Evet. Senin şövalen yok. Evet. Tarif ettim ama Özlem'e dedim ki ne olur kırma ve gel. Teşekkür ediyorum. Rica. Evet, bugün çok güzel bir tişört çalışacağız değil mi? Çok olabildiğince basitleştirmeye çalıştım. İşte programa resim. Evet, için. Evet. Bitebilecek de bir şey. Normalde bayağı uzun sürüyorlar çünkü. Bir de ben bir gün muhakkak dinlendirmek isterim. Hani tamamlamam asla. Bir eskiz yaptım. Daha önce yaptığım şeylerden birini. İşte tekrar ben eskizini yaptım. Aslında bu geçen seneki projemin başlangıç aşamasıdır. Bu sene iki başka projeye başlıyoruz. Onlardan hep söz edeceğiz. Tasarım atölyesindeki yapmış olduğun çalışmaları hep göstereceğiz. Ancak şu malzemeyi sayarak başlayalım istiyoruz. Ben normal, herkesin bildiği kumaş boyasını kullanıyorum. Ekstra hiçbir malzeme yok. Sadece kumaş boyası var. Sadece işte resim tekniğini buraya uyguladım. Muhakkak işimden önce eskizimi yaparım çünkü kumaşın geri dönüşü yok. Tuval gibi değil. Evet. Yani hata yaptığınız zaman o hata orada kalıyor. Asla geri dönemiyorsunuz. O yüzden muhakkak eskiz yapılmalı. Fakat eskizimi de bitirmem, çizimi de tam olarak buraya geçirmem ki hani biraz işte yeni yapıldığı zeminde kendi de şekillensin. Hani boyaya falan da izin veririm. O yüzden her seferinde farklı bir tasarım çıkar ortaya.
Bakalım bugün ne çıkacak bakalım. Bu heyecan. Sen yapmaya başlıyorsun, arkadaşlarımız bir taraftan seni görüntülüyorlar. Tamam. Bir taraftan da ben İrfan Şimşek ustamın yanına geliyorum. İrfan ustacığım nasılsınız? Çok teşekkürler, siz nasılsınız? Çok teşekkür ediyoruz. Bugün Uludağ Üniversitesi öğrenci toplulukları bizimle birlikteler. Onlar köy projesi üzerine konuşacaklar. Onların yanına gitmeden önce bir hatırınızı sorayım dedim. İyisiniz. Bugün ne yapacağız? Bugün chicken pie var, bir de adaviye tatlımız var. Adaviye tatlısının için adaviye ismi. Bir öğrencimizin, stajyer öğrenci kardeşimizin ismini koyduk tatlının. Adaviye miydi adı? Adaviye. Adaviye. Yani onu hazırlayacağız. O mu yaptı bunu? Biz söylemiştik ona, ona gösterdik. O da çok tutuldu şu anda. Tiramisu yandırıyor, yalancı tiramisu diye. Yalancı tiramisu, adaviye tatlısı, öbürü neydi? Chicken pie. Chicken pie. Yok, malzemeyi saymıyorum. Bir şarkı dinleyelim ondan sonra malzemesini. Tamam, ben ama böyle gelin yok, yok saydıracağım malzeme. Buyurun, söz sizde sevgili Semih ve sevgili Engin. Uzakta güneyde yazları sıcacık ve aşık, kışları soğuk ve sensiz. Bir şehir ve ben üşüyoruz, bir uğrasan diyoruz. Yemini getirsen bereketini bolluğunu, örsen üzerimize havalansa yine sil çalan eteklerim, gelip otursa gözlerime göz bebeklerin, ağzının çiçek balını, günahımı boynuma seni koynuma alsam, hem zehrim hem şehrim limon çiçeklerim olsan, limon, ben görmedim öyle. Dur. Gel ama şarkıda limon çiçekleri var. Yok bu yok. Gel. Kavun çiçekleri olsa olmaz mı? Gel. Şarkıda beraber söyleyeyim. Limon çiçekleri. Limon çiçekleri. Ama şarkı öyle limon çiçekleri. Tekrar girelim o zaman. Kavun çiçekleri. Havalansa yine zil çalan eteklerin, gelip otursa gözlerime göz bebeklerin, öperken isem ağzının çiçek balını, günahını boynuma seni koynuma alsam, hem zehrim hem limon çiçeklerim, limon böyle alım limonu. Yarabbi duymuyor sesimi, anlamıyor çaresizliğimi. Ya Rabbi el ver, ya Rabbi, ya Rabbi duymuyor sesimi, anlamıyor çaresizliğimi. Ya Rabbi el ver, ya Rabbi. Sil çalan eteklerin, gelip otursa gözlerime göz bebeklerin, öperken bitsem ağzının çiçek balını, günahını boynuma seni koynuma alsam, hem zehrim hem şehrim limon benim olsan, ben görmedim böyle alımı çalımı. Havalansa yine sil çalan eteklerin, gelip otursa gözlerime göz bebeklerin, öperken içsem ağzının çilek balını, günahını boynuma seni koynuma alsam, hem zehrim hem şehrim limon çiçek.
eteklerim olsan ben görmedim böyle alımı çalımı. Ya Rabbi duymuyor sesimi, anlamıyor çaresizliğimi. Ya Rabbi el ver, ya Rabbi. Ya Rabbi duymuyor sesimi, anlamıyor çaresizliğimi. Ya Rabbi el ver, ya Rabbi. Kavun çiçekleri. Kavun çiçekleri. Teyze alıyorum Selvi Hanım. Neler yapıyor görüyor seyircimizde. Teyze diyor beni orada. Çocuklar, İrfan ustamızın bir sıkıntısı var. Çaya çorbaya kavun. Kavun. Duymaya tahammül edemiyor. Bir diğer taraftan da sizin o gördüğünüz o küçük 2 metre boyunda bir yönetmenimiz var ya. O da şeftaliden nefret ediyor. Beni düşünün yani ikisinin denk geldiği zamanlarda burada kavun diyeceksin orada şeftali demeyeceksin. Ama insanın da bir dayanma gücü var söz versek de. Bak su gibi oldum. Ah kıyamam. Kavun. Hadi malzemeyi sayalım. Allah'tan tamam. Bugün kavunlu değil malzeme. Değil ama değil. Biri getirmiş ona şaka yapmış ya, komşuna ya. Kim getirmiş bunu buraya ki? Bilmiyorum. Birileri bırakıyor. Yani gerçi evet bırakmasın birileri. Şöyle tutalım mı? Gördüğünde vallahi problem onu kaldıralım. Biraz sıkıntı atayım hani bak şimdi materyalledim onu. Kıyamam. Şuraya saklayayım ben. Tamam çok tamam. Teşekkür ederim. Bunun içinde ne var? Bugün Serpil Hanım ne hazırlayacağız? Chicken pie. Pirinçli börek demek. Börek demek. Evet. İçerisinde ne var? 2 kaşık margarin, 1 adet kuru soğan, 3 adet sivri biber, 3 adet domates, 3 tane şöyle şu mantardan gösterelim. Köy mantarı. İrlerinden alttan oluyor. Tamam. Bezelye var, pirinç var ve milföy hamuru var. 2 tane de yumurtanın sarısı var. Vallahi akşam eve giderken milföy hamuru alayım mı almayayım mı diye düşündüm dün akşam. Alsaymışım demek ki bugün bunu yapacakmışım. Evet. Sonra vazgeçtim. Gerçekten ben en basit hanımların yapabileceği bir yemek. Sonra şu an mantar çok lezzetli bir mantar. Etten daha zehirli değil değil mi? Değil. Şu anda da ormanlarda çok. Biz de ormandan topladık getirdik bunları taze. Gerçekten siz mi gittiniz topladınız? Evet. Vallahi. Nasıl ne diyorlar senin bu kavun hikayene? Bütün Bursa'ya nam saldım. Bursa'da bugün dışında dolmuştu da aynı şekilde. Evet. Herkes şaka. Markete gidiyorum bir tanesi elime uzu atıyor falan. İlginç oluyor yani. İlginç oluyor değil mi? Bir de ne diyorlarmış ne zaman İrfan Usta gelse Serpil Hanım bordo ya da kırmızı giyiniyor. Evet. Vallahi denk geliyor herhalde. Bilmiyorum benim kısmetim herhalde. Vallahi sizin kısmetiniz. Bugün bordo günümdü. Evet. Bordo ya da genelde kırmızı. De ben de dikkat ettim mesela diğer programlarda. Genelde ne gerçekten yapayım de öbür aşçıları sevmiyorum. Yüreğim kararıyor. Yok. Karaları bağlayıp geliyorum onlara. Yok, sizin yok. Yanınızda diğer rahatlar. Aşçılarımız da gerçekten 10 numara insanlar. Ay, ne Ali Esen ustamız 10 numara. Güzel. Ne Ali Serçe 10 numara. Ne Oktay Gülfan 10 numara sizsiniz. Hayır lütfen arkadaşlarım kardeşlerim benim onlar. Gerçekten her gün insanlar. Aynı şeyi söylüyorum herkese. Biz yok, alıştık dünya artık. Dünya tatlıları onları gerçekten çok seviyorum. Hani. Gerçekten hepinizi evet. Çok seviyorum. Biz de peki, seviyoruz. Peki başlayın. Tamam. Bu kadar. Tamam. Hadi hazırlayayım. Biraz korkma bir şey demeyeceğim. Yok. Tamam hadi bakalım. Onu sakladınız. Tamam sakladık. Özlem bu arada sen yaparken izleyicilerimiz de görüyorlar. Eskizler tamam. Çizilmeye başlandı. Değil mi? Evet. Üzerine devam. Evet. Çocuklar Uludağ Üniversitesi ülkemizin önde giden fakültelerinden bir tanesi. Bunları da göstereceğiz. Bunlar da Bandolatino'nun kıyafetleri. Onlarla üzerine de konuşacağız. Evet siz önce bir kendinizi tanıtarak başlayın. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Nasıl, eğlenceli mi başladık? Evet, eğlenceli. Eğlenceli başladık. Peki köy projesine geçmeden önce sizi tanıyalım. Ben Sevgi Çetin, Uludağ Üniversitesi öğrencisiyim. Kamu yönetiminde okuyorum. Aslen Sivaslıyım ama ailemden dolayı Bursa'dayım. Yaklaşık 45 yıldır ailem burada. Bursalı oldum ben de. Ben de 45 yıldır buradayım diyeceksin zannettim. Hayır. Diyecektim ki Allah Allah. 45 yıldır Bursalıyım diyorsun. Evet, 45 yıldır Bursalıyım. Peki, Uludağ Üniversitesi kamu yönetimi evet, öğrencisi. Kaçıncı sınıf? 4, son sınıf öğrencisi. Topluluklarda hangi topluluktasın kamu yönetimiyle ilgili? Kendi fakültemin topluluğundayım tabii ama diğer türde diğer fakülteler, topluluklarda da çalışmaya devam ediyoruz. Evet. Soner Tetik. Merhaba. Ben de Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi öğrencisi, 3. sınıf öğrencisiyim. Ziraat mühendisi olacaksın. Evet, ziraat mühendisliği olacağım. Balıkesirliyim. Yani Bursalı sayılırız. Zaten çok yakın, o yönden de gayet iyi. Köy projesinde ana sorumluluğunu yapıyorum. İşte boş zamanımızda ziraat alanında, kendi alanımızı da geliştirmek için bir uygulama, bir staj imkanı oluyor köy projesi. Köy projesi. Hem de çeşitli yardımlarımızla birlikte devam ediyor çalışmalar. Peki köy projesinin ilk oluşma noktasını kim anlatacak? Ben anlatayım. Hadi anlat bakalım.
Şimdi biz zaten köy projesi başlamadan önce kendi imkanlarımızla oluşturduğumuz bazı yardımlar vardı. Biz bu yardımları hani kıyafet veya kitap, kırtasiye yardımlarıydı. Biz bu yardımları belirli yerlere ulaştırıyorduk ama oradan sonra hep aklımız orada kalıyordu. Biz bu kitabı götürüp verdik ama sonra dedik ve düşündük. Hayaller kurduk kendimize. Biz zaten bizim de sloganımızdır. Biz bir hayal kurduk. Evet, biz bir hayal kurduk. Nasıl yapalım dedik. Bizde ziraat fakültesi var, veteriner var, tıp fakültesi var, eğitim var, bilim sanat var, fen edebiyat var. Toplayalım arkadaşları, bir şeyler yapalım dedik. Biz bunu 3 kişi başladık. Şu an üniversitede 200-250 kişiyiz. Aferin size. Bize ilk başta şey dediler, neden Bursa, neden Keles dediler, neden Doğu'ya gitmiyoruz? Keles, bakın sizin yöre. Evet. Tabii, sizin yörede. Ya benim sap arzu, ben konukları çağırırım, hepsi birbiriyle uyum sağlar. Böyle bir garip durum var ve bilmem yani. Evet. Neden Doğu'ya gitmiyorsunuz da Keles'te, Bursa'da çalışıyorsunuz dedik. Gitsinler bir Keles'i görsünler onu, evet, söyleyene. Ya şu var ilk önce, tamam biz Doğu'ya kitap, kıyafet, yardım götürebiliriz ama beynimizi götüremeyiz. Ama Keles'e gidecek imkanı sağlayabiliriz ve bunu da sağladık. Keles'e ilk başta biz projeye başlamadan önce bir pilot uygulama oluşturalım dedik. Hem kendi ekibimizi sağlayalım hem de projenin bürokratik işlemlerini tamamlayalım. Spor sağlık işlemlerimizi yapalım dedik. Burada da Turgut Yılmaz İpek İlköğretim Okulu'nda çalıştık. Bu da bir pilot uygulama oldu. Haftanın 7 günü boyunca oradaki köy çocuklarına sağlık ve eğitim çalışmaları verildi. Sağlık seminerleri verildi ve çocuklarımıza orada eğitim çalışmaları, SBS'ye yönelik çalışmalar verildi. O senenin sonunda da 2009'un sonuna doğru da bir çalışma daha yaptık ve bütün yorgunumuzu atalım, bir şenlik yapalım dedik ve köy çocuklarıyla bir şenlik yaptık. Sonra yaklaşık 20 köy vardı Keles'te bizim belirlediğimiz. Bu köyleri 9'a indirdik. Ondan sonra bu köylerin arasında bir seçim yaptık. Dolaştık köylerimizi, köy köy gezdik, ayranlarını içtik, bazlamalarını yedik. Ondan sonra Dedeler Köyü'nü seçtik. Dedeler Köyü'nü seçtik. Orada ne yapalım? Köy okuluna gidelim. Orada kendimize, ya tabii ki izinleri alarak bunları yaptık. Biliyorum. Köy okulunda ilk önce onarımını yaptık. Orası şeye kapalı, öğretime kapalı olduğu için orada biz kendi bir çalışma alanımızı oluşturduk. Orasının badanasını, boyasını, her şeyini biz yaptık. İçeriye girdik, çalıştık. Köylüyle beraber oradaki çocuklarla eğitim çalışmaları yaptık. Sağlık çalışmaları yaptık. Veteriner arkadaşlarımız köydeki ahırları gezdiler, hayvanları gördüler. Sağlık ekibindeki çalışan arkadaşlarımız ev ev gezip anketler yaptılar. Sağlık düzeylerini öğrenmeye çalıştılar. Ayrıca bilim sanat ekibimiz var bizim. Projenin benim kanımca en önemli ekiplerinden biri. Düşündük, neler yapabiliriz dedik. Bizim Fen Edebiyat Fakültemizdeki arkadaşlarımız her biri birer bilim adamı olacak seviyede olan arkadaşlarımız. Bu bilimi oradaki köy çocuklarına götürdüğümüzde o çocuklarla ilgilenildiğinde neler yapabileceklerini göstermelerini istedik. Ve oldu da oradaki çocuklar da nasıl kolejdeki bir çocuğa imkan sağlayabiliyorsa bir insan ilgilenildiğinde, köy çocuğuna da imkanı sağladığında neler yapabileceğini göstermelerini istedik. Kamuoyuna bunun dikkatini çeksin istedik. Ve bunu da yaptık. Bilim sanat şenliği düzenledik üniversitede. Ve yaklaşık 100-150 kişinin önünde Dedeler Köyü'ndeki veli orada çıkıp 150 kişinin önünde bir deney yaptı. Belki onun için bir hayaldi. Biz onun bir hayalini oluşturduk. Bundan sonra da hayali onun devam edecek. Aferin size. Valla kız konuşuyor, sana laf kalmadı. Ne her diyeceksin? Şeyi Sevgi hemen hemen anlattı. Temel ayı çeşitli alanlarda eğitim çalışmaları yapmak. Yani bir takım yardımları alıp bir yere götürmek iyi, hoş, güzel. Onlar da yapılması gereken şeyler. Ama biz hiç yılmadan geçen sene 25 hafta bir fiil pazar günleri köye giderek orada eğitim çalışmaları yapıyoruz. Bir de ulaşım zor kışın. Evet. Özellikle o Keles yöresine ulaşmak çok zor. Biliyorum o yöreyi. Aferin çocuklara. Sonra? Sonra bir köydü derken yanında başka bir köyü daha dahil ettik projeye. Yağcılar Köyü'ne. Orada arıcılık çalışması başlattık. Geçen hafta aldığım habere göre de hatta 5 kovanla başladığımız arıcılık çalışması şu an 12 kovana çıktı. Yani bu da bir yerde başarıya artık ulaşmaya başladığımızı gösteriyor. Kendi kısıtlı imkanlarımızda biz 5 iken bunu 12 yaptık. Demek ki çalışınca
bir şeylere bulaştığınca, isteyince oluyormuş bazı şeyler. Kesinlikle. Özellikle şu anda sizi izleyen anneler babalar varsa sizinle gurur duyuyorlardır. Kendi anne babalarınızın dışındaki veliler de. 0224 alan koduyla izleyicilerimiz 331-7074'ten bize ulaşabilirler. Soruları varsa yönlendirebilirler. Hangi konuyla ilgili olursa olsun. Evet. Peki siz Ziraat Fakültesi'nde okuyorsunuz, evet, ve mezun olacaksınız. Ben az önce bu mantarlar zehirli mi değil mi diye sordum. Değil dedi İrfan Usta. Bunu nasıl anlayacağız? Getireyim bir tane bakmayla anlayabiliyor musunuz? Ben anlayamam. Neden? Benim uzmanlık alanım kırsal kalkınma. Öyle ondan mi? Zaten projeyle de ilgileniyorum. Anladım. Herkes kendi alanıyla ilgilendiği için. Anladım. O zaman İrfan Usta'm ne diyorsa doğrusu o. Tadına ben bakacağım da o yüzden. Yok yani. Serpil Hanım, gerçekten lezzetli mantar. Bizim hani 7 yaşından tut 77 insana bunu yer hani. Tamam, o zaman çok sıkıntı yok. Mantar. Öyle diyorsanız sıkıntı yok. Peki öğrenci topluluklarının tamamı mı destek oldu buna, köy projesine? Şu an 20 öğrenci topluluğunu oluşturdu. Biz sosyal yardım platformuyuz. Biz her fakültenin kendi bölümüyle ilgili topluluğu vardır. Mesela eğitim fakültesinde Türkçe topluluğu vardır, Türkçe topluluğu vardır, matematik vardır ve diğer topluluklar arttırabiliriz bunları. Biz 20 tane öğrenci topluluğunu oluşturduğu bir platformuz. Bu platformun içinde köy projesi. Evet. Peki sizin ortaklarınız kimler? Yani sadece öğrenciler olarak mı bu işi hallettiniz, yoksa onun dışında ortaklarınız var mıydı bu projeye destek veren? Şimdi bu işin yürütülmesi, karar mekanizması tamamıyla öğrencilerden oluşuyor. Ama tabii öğrenci başımıza bazı şeyler de yapamazdık. Bu konuyla da ilgili olarak rektörlüğe sosyal yardım platformu olarak bağlandık. Hani bizim tek denetim mekanizması şu an üniversitemize ait. Sosyal yardım platformu adı altında bunu devam ettiriyorsunuz. Evet. Peki Dedeler Köyü, hemen ardından Yağcılar Köyü, sonra Alpagut Köyü ve Baraklı İlköğretim Okulu. Baraklı Köyü'nde çalışacağız. Baraklı Köyü'nde çalışacaksınız. Alpagut Köyü'nde şöyle açıklayayım. Alpagut Köyü'nde biz Dedeler ve Yağcılar Köyü'nde çalışırken onlar bizi tanımışlar ve bizle çalışmak istediklerini söylediler. Bizi buldular arkadaşlarımız vasıtasıyla. Biz de gittik köye, baktık bizden neler istedikleri, neler istiyorsunuz dedik. Onlar da dediler ki biz kendi yöremizi devam ettirmek istiyoruz dediler. Nasıl olacak bu dedik. Mesela sizde ziraatçı arkadaşlar var, veterinerdeki arkadaşlar var. Gelsinler bize sebzeciliği anlatsınlar. Gelsinler bizim hayvanlarımıza baksınlar. Bize babadan kalma yöntemlerle değil de artık modern bilimsel olarak neler yapabiliriz, bize onları anlatın dediler. Köylünün bize bu şekilde gelmesi bizi çok mutlu etti açıkçası. Onlarla beraber bir şeyler yapmak bizim en büyük isteklerimizden biriydi zaten. Bu da oldu. Bir kültür evi yaptık Alpagut Köyü'nde. Eski okul binasını Milli Eğitim'den aldığımız onayla beraber orasının sıvasını, badanasını, boyasını, çatısını, her şeyini yaptık. Gidip döndünüz mü, kaldınız mı orada? Tabii pazar günleri gittik, akşam geri döndük. Akşam geri döndük. Bir kaldık, bir gece de kaldık orada. Öyle bir çalışma yaptık. Yaklaşık gittiğimiz zaman 40-50 kişi gidiyoruz oraya arkadaşlarla, bir paylaşım yapıyoruz. Kimi arkadaşımız boyasını yapıyor, kimi arkadaşımız temizliğini yapıyor ya da çatısını tamir ediyor. Bu şekilde kendimize bir kültür evi oluşturduk. Orada kültür evinde şunları yapacağız. Bayanlara yönelik dikiş nakış kursları olacak. Okuma yazma bilmeyen bayanlara yönelik okuma yazma kim kursları olacak. Kim verecek peki bu kursları? Biz vereceğiz. Üniversite öğrencileri. Siz, evet, üniversite öğrencileri. Mesela eğitim fakültesindeki arkadaşlarımız oradaki bayanlara okuma yazma dersi verecekler. Biçki dikişi kim verecek? Orada da tekstil bölümündeki arkadaşlarımız gelecek. Tekstil bölümündeki arkadaşlarımız bunları verecekler. Aa, çok güzel. Çok güzel bir proje değil mi Özlemciğim? Kesinlikle. Sen daldın, dinlemiyorsun yalancı. Yalan. O çalışırken dünya ile bağlantısını keser. Eminim duymamış. Kesinlikle dediğinde böyle. Bir de onun atölyesinde çalışırken görün, dünyadan haberi yok. Ama dön dünyamıza. Evet. Dön dünyamıza. Bunlar Banda Latino için, Latino için bize de gelecekler. Müzik yapan bir topluluk. Onlar için hazırlanmış, planlanmış kıyafetler, öyle değil mi? Evet. Nedir bu? Bu kimin? O herkes kendi enstrümanı ve kendi karakteristik özelliklerini taşıyor. Öyle tasarladık. Çok da güzel olmuş. Bu görüldüğü üzere klavyeci abi. Klavyecini. Evet. Poyraz'a yaptığın da bir şey. Onlar çünkü Bando Latino grubu 10,5 kişiliktir. Küçük bir çocuk vardır aralarında. O çocuk da bana abla der. Yani 4 yaşında herhalde Poyraz, tahmin ediyorum. 4 yaşında bir çocuğun bana abla demesi kadar sevindirici bir şey olamaz. Düşünebiliyor musunuz? Herkes etrafında Serpil abla dediği için o da abla diyor bana. Serpil abla aşağı, Serpil abla yukarı. Bu arada da tabii diğer arkadaşlarım var. Teyze diyor, onlar sinir olmuş durumdalar. Tutku teyze, Sema teyze. Sema dün akşam diyor ki oğlum bana diyor teyze demeyeceksin. Bana da abla diyeceksin. Hayır, o Serpil abla, sen Sema teyze. Herkes abla dediği için. Öyle bir durum. Evet.
Sen devam et ablacığım. Tamam. Sen devam et. Peki 200 kadar öğrenciyle yolunuza devam ediyorsunuz. Evet. Çoğalma ihtimali var mı bu öğrencilerin? Yani ben geldim sosyal platformda yer almak istiyorum diyen Uludağ Üniversitesi öğrencilerine kapınız açık mı? Tabii kesinlikle açık. Hani herkesin kendi alanıyla ilgili yapacağı eğitim çalışmalarına gelip projemizde yer alabilir. Zaten 200 kişi aynı anda köye götürme gibi bir imkanımız da söz konusu değil. Bu bir devir daimle, bir sirkülasyonla devam ediyor. Hani 2 haftada bir, 3 haftada bir hep değişe değişe köye gidip konular anlatılıyor. Ama belirli bir plan programımız var. Bunun sonrasında hedeflediğimiz hedeflerimiz var, yıl sonu hedeflerimiz var. Onlara kişiler değişse de ulaşmayı hedefliyoruz. Peki bütçeyi nasıl hallediyorsunuz? Yol paralarınız var, boya paralarınız var, badana fırçalarınız var. Zaten aileler kıt kanaat sizi geçindirdiklerini söylüyorlarsa öğrenci okutmak çok zordur. Bilirim, evet. Yeni bitti daha benim. Dolayısıyla onları nasıl hallediyorsunuz? Var mı size destek olanlar? Tabii Bursa'daki yerel işletmelerden bize gönül veren, emeğini veren insanlardan yardımcı oluyoruz. Başta firma ismi vermeyin ama. Yok, firma ismi vermeyin. Aslında keşke verebilsek, ne güzel. Aslında, sosyal sorumluluk. Onlar bizi biliyorlar zaten. Ama rütük kuralları çerçevesinde bunu yapamıyoruz maalesef. Tabii biz gerekli izinleri aldıktan sonra gerek valilik, gerek üniversite ve gerek yerel yönetimindeki belediyelerle belirli çalışmalar yapıyoruz. Aracımızı üniversiteden ya da belediyelerden alıyoruz. Valilikten mesela yazın kalacağımız zaman, bir tadilat çalışması olduğu zaman valilik desteğiyle bir çadır alıyoruz, çadırda kalıyoruz. Hani maddi yardım değil. Evlerde daha çok, kalın, köylüler size kapılarını açar. Çok fazla rahatsızlık vermek istemiyoruz açıkçası. Biz de kendimiz orada çadırda kalmak, kendi yemeğimizi kendimiz yapmak, çayımızı kendimiz demleyip kendi işimizi kendimiz görmek taraftarıyız. Ama tabii onlar bize çok büyük desteği var. Hı-hı. Mesela biz çalışırken bize bir bazlama yapıp getiriyorlar, bir ayran getiriyorlar, bir çay getiriyorlar. O bizim için en büyük destek zaten. Diğer işlerimizi kendimiz hallediyoruz. Diğer maddi imkanlarda çok büyük paralara ihtiyacımız yok bizim. Biz gerekli zaman aynı yardımla da bunu halledebiliyoruz. Aferin size. Bak gerçekten aferin. Çünkü genelde bu tür organizasyonlar için hep böyle parasızlıktan yakınılır. Ama siz çok büyük paralara ihtiyacımız yok dediniz. Evdekiler ne diyor sizin bu durumunuza? Sen anlat, ben bir Özlem yanına gideyim. Çalış para kazan diyordur. Ben öyle diyorum şu an. Şu an öyle diyorum. Ne diyor evdekiler bu duruma? Tabii destekliyor. Yani desteklemesi çok... Arkamızda da oluyorlar. Sonucunda üniversite okumak sadece teorik bilgiden ibaret değil. Hani bir ziraat mühendisi, bir öğretmenlik okuyorsanız bunların en kolay uygulanabilir yeri bizzat köylerdir. Köylerde her hafta sonu bir uygulama alanı yaratmamız kendi kişisel gelişimimiz açısından da çok çok büyük yararı oluyor. Sonra bu şirket bağlantıları, iktisat öğrencilerinin yapmış olduğu şirket bağlantıları, görüşmeler, kendi içimizde yaptığımız münazara maçları. Köyde ben mesela arıcılık dersi veriyordum. İlk projede arıcılık dersleri için başlamıştım. İlk baştan kendim öğrenip köylüye arıcılığı anlattıkça kendim de arıcı oldum bir yerden sonra. Ara vız vız diyorsun şimdi. Evet. Peki, teşekkür ediyorum. Nasıl gidiyor Özlem? Baya baya ilerledin. Yani. Hemen hemen bitti gibi. Yok. Bitirme daha. Bitmez. Programı İstediğim kadar uzatabilirim. Uzatabilirsin. Bir şey söyleyeceğim. Aslında o kadar güzel bir durum ki bu. Mesela tişört alıyorsun. Karın bölgen kilolu. Oraya bir böyle dikine ben dikine. Ben hiç böyle dikine düşünmemiştim. Dikini. Ben şimdi kiloları nasıl örtebilirim ile yoğruştuğum için hani bunu düşünecek kadar aslında boğazımı kessem, diyetime dikkat etsem, spor yapsam zaten sorun kalmayacak ama mesela şöyle boyanıp vere karın bölgesinde eğer kilosu olanlar varsa hiç kilosuz görünebilirler. Ben şimdi böyle hani kolay kolay yapıyorum gibi gözüküyor olabilirler ama o kadar kolay bir şey değil. Yani hani öyle bir şey almak daha kolay. Öyle bir şey onu boyayana kadar. Yani. Satın almak daha kolay. Tabii. Bak nasıl kızdı. Özlem Deveci Tasarım Atölyesi. Ne güzel bir katalog bu. Tuğba Hanım yaptı. Tuğba Hanım. Evet. Gösterelim profi lütfen. Profi tanıt diyeyim. Reklam yapma. Ama pardon. Oğlum işe alırlarsa değil mi? Evet. Çok güzel. Gerçekten ellerinize yüreğinize sağlık. Çok da güzel olmuş. Filmlerin aksine hayatlarımızı izlerken kahramanlarımızın hep öldüğünü gördük. Evet. Bu söz sana mı ait? Tabii. Vay. Filmlerin aksine hayatlarımızı izlerken kahramanlarımızın hep öldüğünü gördük. Çok güzel. Gördük ve yazdık. Gördük ve yazdık. Bütün hepsinde yazı var mı Özlem? Hemen hemen hepsinde var. Hepsinde var. Evet. Yazıyı neye göre değerlendiriyorsun? Kendine bakıyor yalnız. Sunucu bu arada kaptırmış, kendine bakıyor. Seyirciye göstermiyor, kendi kendine bakıyor.
Genelde beraber çıkıyorlar. Usta bekle beni iki, bekle beni bir iki. Fırlatmamız lazım, anlatacağım. Ya anlatacaksın ama seyirci görmedi. İzleyicimiz seyrediyor. Ay, İrfan Usta'nın bana ihtiyacı yok. Oradan monitörden bakıyor. Görüntüde varsa eğer gerek yok. Hemen geliyorum. Şu tamam. Fırına gitmeden bir bakayım. Fırında bazen arıza çıkıyor. Ne yaptık ustacığım? Şimdi bu pirinçleri, mantarları birlikte hepsini soteledim. Tamam. Şöyle güveçlere doldurup üzerine mühlenhavur kapladım. Tamam. Üzerine yumurta süreceğim. Fırında pişireceğim. 170 derece fırında. Aa, fırında pişireceksiniz de bu bizim... O bir problem olmaz. Emin misin? Evet. Çatlamasın. Yok, çatlamayacak. Bizim kaseler bunlar. Evet. Sizin bizim kaseler karışık. Sizin bizim fark bizim kaseleri çatlatmıyorlar. Yok, problem olmaz. Ya diğerleri tamam da bunlarda bir şey olmaz diyorsun. Yok, olmayacak. Çünkü altta hafiften su koyacağım. Suyla ha, birlikte. Suyla haşlama gibi olacak. Haşlama gibi olacak. Üzerine milföy sonra ters çevireceğim. Servis edeceğiz. O niye açık kaldı? Bir ona milföy mi yetmedi? Buna milföy yetmedi. Onu güveç salatasını hazırlayalım. Hadi bakalım öyle yapalım. Ne diyorsunuz çocukların keles projesine? Bence gerçekten keles doğudan daha çok kırsal köylerimiz var. Özellikle mesela Dedeler Köyü. Gerçekten çok fakir köyümüz, hani Deciler Köyü, Yağcılar Köyü, hele ki kışın ulaşım çok çok zor bir köyümüz. Yani ben teşekkür ederim kendilerine bu sağ proje olsunlar. İçin. Sağ gerçekten pırıl pırıl gençlerimiz. Hadi siz onu fırına verin o zaman, tamam. Bize bir şarkı dinleyelim. Lütfen. Ne dinleyelim? Kavunlu olmasın da. Kavunlu yok, kavunsuz bir şarkı, haydi bakalım. Bu sefer kavun çiçekleri. Yağdı yağdı üstüme üzerime yağmurum. Çiçeği dalında bırakın yerine yüreği vurur. Yağdı yağdı üstüme üzerime yağmurum. Çiçeği dalında bırakın. Şimdi lütfen benden çalmayı, biraz daha durun. Onu şimdi lütfen benden çalmayı, biraz daha durun. Severek ayrı. Bu kokun burucu burucu, ben yatak döşek hasta yatıyorum. Sen gelmeden olamam ki taburcu. Severek ayrıldık, ona yanıyorum. Unutma bu kokun burucu burucu, ben yatak döşek hasta yatıyorum. Sen gelmeden olamam ki taburcu. Yatağa döşek hasta yatıyorum.
Sen gelmeden o zaman kitap vurucu severek ayrıldık, ona yanıyorum. Unutma bu kokun burcu burcu, ben yata döşek hasta yatıyorum. Sen gelmeden olamam kitap burcu. Çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık, yüreğinize sağlık. Gerçekten çok güzeldi şarkı. Hemen arkasından da biz sevgili Özlem Deveci'nin tasarımlarını göstermeye devam edelim. Ben bunu çok beğendim. Satıldı diyorsun. Çok beğendim ama çok güzel. Nasıl bir şey bu? İçeri girmeye çalışan, değil mi? Yakadan içeri girmeye çalışan bir hanım. Evet. Doğru. Tutulmak bunun adı. Tutulmak. Evet. Ha, isimleri var mı hepsinin? Çoğunun var. Hepsini ne olur sormayın, bazıları ezberimde değil. Sormayacağım. Bunun adı ben Tutulmak. Ben aklıma gelenleri söyleyeyim. Tutulmak. Evet, tutulmak. Çok güzel. Çok güzel ama. Nasıl oluyor? Sipariş üzerine mi böyle bir Yok. Şey yapıyorsun? Yani değil. Şöyle... Band Latin grubununki tabii sipariş üzerineydi ama şeydi, hani karşılıklı görüşerek, hı hı, gene işte yani onları izledim işte müzikleri doğrultusunda, neşeli bir gruplar. Of, deliler ya. Latinler zaten. O doğrultuda bir şeyler yaptım. Tabii genelde, hı hı, yani hepsi benim karakterlerime benzediler ama karakteristik özelliklerini bozmadan. Fakat bunlar tamamen kendi hayatımın içinden çıkan tasarımlar. Hı hı. Yani. Peki nasıl bir duygu? Yani bu yaptıklarını bir başkasının üzerinde görmek, bu aynen bir ressamın gerçekten sergisindeki bir şey. Evet. Gibi bir duygu mudur? Ya bir de şey hissini ben hani yeni yeni yaşadım tabii bunları. Son bir senedir yaşadım. Hani işte dediğim gibi gerçekten daha önce yaparsınız, duvara asarsınız, hı-hı, ve onun içine, yani resim çok tuhaf bir şeydir. Resmin içine çok şey koyar yapan. Fakat çok suskun bir şeydir. Konuşmaz etmez resim yani. Ama işte bir arkadaşınızın üzerinde sizin resminizin gezmesi, işte karşında oturuyor, konuşuyorsunuz, işte ya dolaşıyorsunuz, işte insanlar onun üzerine konuşuyorlar. Çok güzel bir şey. Yani beni resim adına çok rahatlatan bir şey diyeyim. Peki bir şey daha, hı-hı, soruyorum. O da izleyicilerimiz de merak ettiğidir. Tabii. Yıkandıkça akar mı bu boyalar? Hayır, henüz o kadar delirmedim. Bunlar zaten yıpranan şeyler fakat çıkmıyorlar. Şöyle... Tersten ütüleyip pikseliyorsunuz bunu. Hı hı. Ondan sonra elde yıkıyorsunuz. Yani sonuçta özel bir şey. Makineye atamazsınız. Tabii zaten. Ki yani. Kıyamazsınız. Evet. Hani diğer çamaşırla Çünkü lavaboya hani, atılamaz. Kıyafetin ömrünün uzunluğu açısından da öyle. Hı hı. Yani mesela ben çalışırken atölyemde önlükle falan çalışıyorum. Değdiği zaman çok zor çıkıyor. Hı hı. Yani mümkün değil, çıkmıyor hatta. Fakat renklerin de solmaması için tabii ki elde yıkamak lazım. Peki model olarak nasıl? Yani üzerindeki hırka çok güzel, beyaz, şık bir hırka ve, hı, arka zemini kullanmışsın. Evet. Modelleri neye göre seçiyorsun? Tişörtlerin modelleri, yani o da Şöyle önemli mi? Şöyle diyebilirim. Aslında her şeyin üzerine yapıyorum sanırım. Hı hı. Bazı tasarımlar işte bulunduğu zemine göre değişiyorlar. Yani, hı hı, çünkü eskizlerimi tamamen bitirmiyorum. Yani zemine göre onları tekrar tasarlıyorum. Zaten kendi oraya ait oluyor bir süre sonra. O yüzden hırka, etek, işte ayakkabı ya da işte mesela atölyemde küçük bir de sehpam vardı orada falan. Hepsi farklı duruyorlar ama yerlerini yadırgamıyorlar yani. Peki hocaların demiyor mu biz seni bugüne kadar yetiştirdik de böyle tişört üzerinde yap diye mi? Görseler kesin kızarlar. Yani hocalarımla bayağıdır görüşmüyorum. Umarım görüşürüm, fikirlerini almak isterim çünkü. Bilmiyorum ne derler. Ama çok güzel bir proje. Türkiye'de ilk misin bu konuda? Ben henüz böyle bir şey duymadım. Ben de duymadım resmi senden olarak. Önce. Evet. Hatta seni konuk almadan önce, daha önce de tanışıklığımız olduğu için araştırmasını da yapmıştım. Evet. Yok. Yok. İlk defa. İlklerde çok başarılıdır tabii ki. Yolun açık umarım. Olsun. Daha program bitmedi. Devam tamam. ediyoruz. Sen devam et. Kapanış gibi oldu ama değil tamam. aslında. Geliyoruz üniversiteye. Evet. Sosyal sorumluluk çerçevesi içinde sizin projeleriniz... Aktarılanlar köy projesi. Köyün dışında yapmayı planladıklarınız nelerdir? Hep bu tarafa bakıyorum ama seni az konuşurdum. Adaletli davranman lazım. Evet, sen konuşmayacaksın. Şimdi aslında köy projesi sadece bir takım şeyden ibaret değil. Kendi, hı-hı, altında farklı ekipleri de var. Evet. Hani o farklı ekiplerle birlikte yeni şeyler hep devam ettiriyoruz. Yani yeni bir heyecan olarak dergi çıkaracağız. Derginin bir heyecanı var. Bir internet radyosu kuracağız. Radyonun bir heyecanı var. Öyle mi? Mart ayında... Benim program yapayım size orada. Olur, tamam. Çok iyi olur. Çok seviniriz. Yönetimden izin alayım. Ne olacak? Öğrencilerin radyosu.
Olur, çok da seviniriz. Valla? Tamam, anlaştık da. Yok, yöneticilerime sormam lazım. Sormadan bir şey diyemem. Ben de sonuçta burada emir kuluyum. Yöneticilerim var, ne derlerse onu yapıyorum. Değil mi? Evet. Siz rektör beyden hariç bir şey yapabilir misiniz? Yok. Benim de yukarıdaki rektörlerim var. O yüzden onlara bir sorayım, olur derlerse gelirim. Tabii ki memnun tamam. olursun. Evet. Sonra Mart ayında bir kongre yapacağız. Akademi Köy adı. Köy sorunlarını akademisyenlerle birlikte tartışacağız. Bu daha önce Türkiye'de bir defa yapılmış, ikincisi niteliğinde olacak. Köy sorunlarının bir kongre çerçevesinde tartışıldığı bir ortam. Türkiye 7 bölge, Marmara'dan biz varız. Diğer 6 farklı bölgeden 6 farklı üniversite çağıracağız. Hepsinden çeşitli işte akademisyenler, öğrenci temsilcileri gelecek. Ve de yaptığımız çalışmaları tek tek onlara gösterip o köylerin sorunlarının üzerine kafa patlatacağız. Hadi bakalım Bahadır Şen buna ne diyecek? Bahadır Şen merhaba. Merhabalar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar dilerim. Teşekkür ediyoruz. Tanıyalım mı sizi? Sizin arkadaşınız galiba. Ben Bahadır Şen işletme son öğrencisiyim. Evet. Köy projesi hakkında birkaç sorum olacak da. Tamam. Hadi yönlendirin. Öncelikle arkadaşlara çok teşekkür etmek istiyorum. Çok güzel projeyi imzalatıyorlar gerçekten. Hep birlikte galiba. Sen de bu projenin içindesin. Evet, ben de bu projenin içindeyim. Birkaç sorum olacak. Desteklemek isteyen firmalar ve yeni katılacak arkadaşlar nasıl katılabilir, nasıl ulaşabilir? Bunun hakkında biraz bilgi alabilir miyiz acaba? Bu bir. Bu kadar mı? Evet, bunu sormak istiyorum. Tamam. Firmalar şu an sizi izliyorlar. Onun dışında, hayırdır İrfan Usta? Ben de merak ettim nasıl yapacağım. Merak, vallahi İrfan Usta buraya kadar geldi. İrfan Usta da Özlem bunu o kadar ağırlarız. İrfan Usta ilk defa merak edip geldi. Gerçekten. Evet, evet, gerçekten hani. Benim gel hani gel bak. Dekor olayına gerçekten bir zaafım var hani mesela. Ne bir şey görsem merak eden bakarım benden. Hani. İlgim çok. Siz de pasta yapınca pasta üzerine yaparsınız değil mi? Aynen. Evet. Kabak veya karpuz işleyen, ben onu dikkat ettim. Onu unuttum, bir şey işleyebilirim. Kopya çekeyim diye gelmiştim aslında. Kopya çekmeye gelmişsiniz, siz sakin. Hadi bakalım. Evet, firmalar nasıl ulaşabilirlerin cevabını senden, bu gruba ulaşmak isteyenlerin cevabını senden alalım. Evet, şimdi firmalardan çok büyük maddi olarak bir beklentimiz yok. Zaten bir yıl boyunca çok küçük miktarlarda biz yardımlar yaptık. Ama yine gönlünden koptunca yardım etmek isteyen insanlar da üniversitemiz bünyesinde strateji geliştirme daire başkanlığı var. O daire başkanlığına yapmış olduğu yatırımları köy projesi adına bize bağış yapabiliyor ve de karşılığında da vergi muafiyetinden de yararlanıyor. Diğerinin cevabını reklamlardan tabii. sonra verelim mi? Meraklansınlar ve tamam, beklesinler. Şimdi güzel bir şarkı dinleyeceğiz. Bu arada ustacığım. İkinci yemeğin malzemesini sayalım mı? Sanki tabii. beni çağırıyorsun gibi geldi. Evet, evet, lütfen. Evet. Yetişemezsin. Adaviye tatlımızın içerisinde ne var? Hani bahsetmişim ya. Adaviye tatlısı. Bir öğrencimiz ismi Adaviye. Adaviye. Bunun ismi sadece Adaviye de. İçerisinde 1 litre süt var. 250 gram toz şeker. 200 gram un. Bir paket vanilya. 2 paket kakaolu bisküvi. İnce şekilde rendelenmiş. Tamam. 200 gram da margarin olacak. Bu tatlı yapması çok basit. Tencereye sütü koyuyoruz. Bütün malzemeleri ilave edip karıştırıyoruz. Kıvamlı olacak, boza kıvamında. O kadar. Boza kıvamında arasına kokoyla elenmiş bisküviden eleyeceğim. Üzerine tekrar onunla kat kat yapacağım. Yalancı bu, neye benziyor dediniz? Tiramisu'ya. Tiramisu'ya. Bunu akşamdan hazırladığımız zaman dolapta bir gün kalsın daha güzel olur. Demeyeceksiniz. Demeyeceğim. Ay, tamam. Ay kıyamam. Söz. Şu dakikadan itibaren demeyeceğim. Bak söz verdiğimi tutuyorum. Vermediğimi biliyorum, biliyorsunuz yaparım. Biliyorum. O yüzden bir şarkıyla reklamlara gidelim. Hadi bakalım. Yok mu senin insafın, yok mu bir gün her yüzüm tok mu, dağ mısın taş mısın, uzak mı bu eda bu hal, uzak mı mısın bana, yasak mı? Dost musun, düşman mısın? İki gözüm seneler geçiyor, gönül ektiği bitiyor. Bir selam lütfet,
seni çok hasret. Gel barışalım artık. Can üzüm bahar geldi. Dağları kiraz bastı. Yedi kat eller yakınım oldu. Gel barışalım artık. Safın yok mu? Bir güler yüzüm çok mu? Dağ mısın, taş mısın? Uzak mı? Bu eda, bu hal tuzak mı? Hak mısın bana, yasak mı? Dost musun, düşman mısın? İki gözüm seneler geçiyor. Günün eksini bitiyor. Bir selam lütfen. Bu ne çok hasret. Gel barışalım artık. Can üzüm bahar geldi. Dağları kiraz bastı. Yedi kat eller yakınım oldu. Gel barışalım artık.